Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim kendisi serbest muhasebeci ve aynı zamanda da mali müşavirimiz Mustafa Durak bugün bizlerle. Dilerseniz Mustafa Bey öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Ardından da sohbetimizde başlamış olalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız teşekkür Mustafa ediyorum. Bey? Sağ olun, teşekkür ederim. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Tanıyalım mı sizleri? Mustafa Durak, Malatya doğumluyum. 1998'den beri mali müşavirlik yapmaktayım. Kendi ofisim var. Mesleğin içinde yetiştim. Hem alaylı hem mektepliyim. Yani İstanbul İktisat mezunuyum. Abim de mali müşavirdi. Halen devam ediyorum. Nasıl başladınız muhasebeliğe? Yani okul döneminde hep abimin yanındaydım. Sonra iktisatı kazanınca ve maliye bölümü okuyunca mali müşavirlikte karar kıldık. Şimdi hem abinizi gördünüz hem de bu mesleği icra ediyorsunuz. Mesleğinizin sorunlarından bahsedelim mi biraz? Şimdi mesleğimizin şöyle söyleyeyim. Bir, mükelleflerle ilgili sorunlarımız var. İkincisi devletle ilgili sıkıntılarımız var. Bir de meslektaşlarımızla ilgili sıkıntılarımız var. Tabii bu şöyle. Mesleğimiz hak ettiği değeri görmüyor. Yeni yeni meslek itibar görmeye başladı. Yani yasamız da zaten 1989'da çıktı ama halen mükellef nezdinde biraz böyle mali müşavirden çok katip tarzında görülüyoruz. İşimiz biraz çok ciddiye alınmıyor ya da maliyet olarak görülüyor. Çünkü muhasebe vergi çıkaran birim olduğu için böyle yaklaşılıyor. Devlette de sanki böyle mükellefi sürekli kollayan, işte vergi çıkarmamaya çalışan bir yaklaşım hissediyorum bazı şeylerde. Meslektaşlarımızda da şöyle, ortak çalışma imkanları çok olmuyor. Yani herkes bireysel çalışmak istiyor. Aslında maliyetlerin arttığı günümüzde ortaklık yapısı daha uygun olabilir ama Türk insanının ortaklık yapmaya çok yapısı müsait değil. Artı haksız rekabetler var. Dolayısıyla sorunları bu kadar kısıtlı anlatabilirim. Peki müşterilerinizi nasıl buluyorsunuz ve onlar sizleri nasıl buluyor? Şimdi şöyle, bizde yasa gereği zaten reklam yasağımız var. Dolayısıyla reklam yapamıyoruz ama en iyi reklam yaptığımız hizmet. Dolayısıyla bugüne kadar bütün müşterilerimi müşterilerim getirdi. Yani müşteri sizden memnunsa arkadaşına ya da yeni bir sektöre giren ya da... Referans, evet aynen öyle. İşe başlayan insanları yönlendiriyorlar. Yani genelde müşterilerimiz yönlendiriyor. Tam olarak bir muhasebe bürosu ne yapar ve nasıl bir çalışma ortamı vardır? Şimdi şöyle izah edeyim. Biz muhasebe bürosu aslında bir ihtiyaçtan ortaya çıkmış bir yapı. Şöyle ki herkesin vergi yasasını bilmesi mümkün değil. Dolayısıyla ceza kanununda şöyle bir madde var. Yani cezayı bilmemek mazeret değildir. Dolayısıyla vergi mükellefi işe başlarken ben bu kanunu bilmiyordum, işte şu sürede beyanname verilecekmiş, haberim yoktu deme lüksü yok. Dolayısıyla onlardan aldığımız yetkiyle onların adına kendi belgeleri üzerinden raporlamalarını yapıp vergilerini, beyannamelerini yasal süresi içerisinde veriyoruz. Çalışma sistemimiz şirketlerin, özellikle orta ölçekli iş veya küçük işletmelerin muhasebe sistemlerini kuruyoruz veya biraz daha büyük olanların sistemlerini kurup orada bir muhasebe yapısı oluşturuyoruz. Küçük firmaların da evraklarını kendi ofisimizde, kendi programımızda, muhasebe programımızda kullanıyoruz. Peki günümüze gelene kadar muhasebe mesleği nasıl gelişmiştir? Şimdi şöyle söyleyeyim, muhasebe mesleğimiz aslında cidden müthiş bir evrim geçirmiş. Bunu şöyle 3-4 safhaya ayırabiliriz. Yani birincisi 1850-1925 yılı arasında Fransız ekolünün etkisinde kalmış. Çünkü o dönem Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransızlar ve Fransız kültürü hakim. Ticari ilişkilerden dolayı, geçmişten gelen kapitülasyonlardan dolayı. Böyle bir ilişki olunca tabii ister istemez Fransız ekolünün etkisine girmiş. Bu neyi doğurmuş? İşte o zamanki kanunname-i ticaret dediğimiz bir kanun var. Fransa'dan alınmış. Fakat o dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun yapısı zaten yani nakit vergi toplamaya uygun değil. Yani tımar sistemi var vesaire. 1850'lerde yapılan ise şu, Fransız tüccarlar, Yahudi tüccarlar, Ermeni ve Rum tüccarların vergilerini alabilmek. Aynı zamanda orada çıkan kanunlar ya da konulan kanunlar aslında bir muhasebe tekniği geliştirmek değil,
devlete gelir sağlamak ve o esnafı kontrol altında tutmak amacıyla çıkmış. 1926'dan sonra Alman ekolüne girmişiz. Alman ekolünün etkisine girmişiz. O da şundan dolayı kanun yazmak zaman alacağı için 1926'da Almanya'dan ticaret kanunu almışız. Yani 856 sayılı ticaret kanunu almışız. O kanun aslında çok güzel bir kanun. Orada ilk kez kar, zarar, bilanço, işletmelerin tutacağı defterler tarif edilmiş. Fakat işin ilginci şu, ortada özel sektör yok. Dolayısıyla bunları kurulan fabrikalar, yeni çünkü daha Cumhuriyet yeni kuruluyor, fabrikalar var. Bunu fabrikalarda kullanmaya başlamışlar. Üçüncü evremizde 1960 sonrası 2000'e kadar geldiğimiz devre. Burada da işte Amerika ile olan yakınlık, askeri ve ekonomik yakınlık bu sefer de bizi Amerikan ekolüne yönlendirmiş. Orada ne olmuş? Orada da şöyle bir şey var. İşte Amerika'nın kullandığı genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini almışız. Daha sonra 71'lerde tek düzen hesap planı geliştirilmiş ama orada da yine özel sektör için değil, kitler için yani kamu iktisadi teşekküller için ve özel devlet fabrikaları için, devlet işletmeleri için yapılmış. Fakat özel sektör şunu fark etmiş, bu güzel bir yapı, iyi bir planlama, biz de kullanalım. Bu sefer bunu kullanmaya başlamışız. 80'lere geldiğimizde değişen dünyada sermayenin hareketi, Türkiye'nin kapılarını dışarıya açması, uluslararası sermayenin gelmesi neticesinde 1981 yılında da SPK kurulmuş. SPK kendi hesap planını, sermaye piyasası kurulu hesap planı standardı şeklinde çıkarmış. Bu aslında özel sektöre yapılan ilk muhasebe standardı. Daha sonra 2000'li yıllarda zaten şu an kullandığımız işte bir sürü teknoloji var. Yabancılar zaten kendi uluslararası finansal raporlama sistemini falan kullanıyor. Geldiğimiz aşama kısaca budur yani. Peki, çok da güzel özetlemiş oldunuz. Biz de bu konuda bilgilendik. Genç mali müşavir adaylarına tavsiyeleriniz neler olacaktır? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani meslektaşlarımız aslında çok güzel geliyorlar. Yani çünkü 110 bin mali müşavir var Türkiye'de, 44 bin İstanbul'da, bulunduğum ilçede 1500 mali müşavir var. Yani arkadaşlarımızın birinci olarak şöyle bir problemi var. Sıfır müşteriyle geliyorlar ve bizim mesleğimizin en önemli dayanağı ya da müşteri bulma şeyimiz, biraz önce de söyledim, güven ve tecrübe. Çünkü bu meslek hatayı affetmiyor. Dolayısıyla genç arkadaşlarımızın iyi bürolarda ya da iyi üstadlarımızın yanında yetişmesi lazım. Yani biraz kaba tabirle çıraklık yapacaklar. İki, çok iyi okuyacaklar. Çünkü muhasebenin verdiğimiz beyannameden yaptığımız düzeltmeye kadar her şey kanunda tarif edilmiş. Dolayısıyla okumaları lazım. Yani bu makale olur, vergi kanunu olur, günlük resmi gazete olur. Ama yani mesela bizim zamanımızda cilt cilt kitaplar vardı. Ve mevzuatlar yaprak yaprak gelirdi. Sayfalardan biz çıkarır onu takardık. Şimdi Google'a yazın, istediğiniz kanunu, istediğiniz maddeyi buluyorsunuz. Dolayısıyla önerim şu, işbirliği yapacaklar, sabırlı olacaklar ve tecrübe edinecekler. Çok haklısınız. Biraz araştırmak, tabii, üzerine kesinlikle. Eğilmek, kesinlikle. Kendini geliştirmek çok önemli. Hele aynen ki öyle. Değişen bir sistemde söz konusu olabilir. Sizin kesinlikle. O zamanki geçerli olduğunuz belki şu an... Geçerli değil. Çok, tabii. Yani mesela şeyi saymadım. Şimdi siz söyleyince onu da söylemek isterim. Sorunlarımızdan biri de vergi kanunlarının çok sık değişiyor olması. Yani bir kanunu alıyorsunuz, okuyorsunuz, bir süre yürürlükte bakıyorsunuz, kaldırılmış. Dolayısıyla bu da bizim sorunlarımızdan biri. Evet. İşinizin bir parçası da vergi aslında. Evet. Toplanan, yani Türkiye'de bakacak olursak, Türkiye'de toplanan vergi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, vergi bir devletin en önemli gelir kaynağı. Zaten gelir kaynaklarından biri vergi, diğeri borç. Dolayısıyla vergi çok önemli. Yani eğer biz vergi toplayamaz isek borçlanırız. Borçlanmamız da, hani şöyle bir tabir var Anadolu'da, borç yiyen kesesinden yer, ama öyle bir şey yok. Yani biz borçlanırsak torunlarımız ödeyecek. Dolayısıyla biz başkasının parasını harcamış olacağız. Şimdi vergideki sorun da şu. Yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Eğitim düzeyi arttığı zaman insanların vergiye uyumu da artıyor. Yani vergi kaçırmıyor. Bir de benim şahsi görüşüm, verginin okullarda okutulması lazım. Çünkü vergi bilinci bizde şu anda hiç yeterli değil. Bakın bir örnek vereyim, mesela katma değer vergisi. Herkesin bildiği bir şey. Şimdi katma değer vergisini ödeyen vatandaşın kendisidir. Yani
mükellef, yani bakkal ya da şirket ya da bilmem ne değil. Yani bugün 5 yaşındaki çocuk gitsin sakız alsın, orada 10 liralık bir alışverişte 0,74 kuruş vergi ödüyor. Ama ona fiş almadığı zaman o ilgili vergi mükellefinde kalıyor, cebinde kalıyor. Dolayısıyla bunun alıştırılması, anlatılması lazım. Vergiye karşı davranış da belirleyen bazı faktörler var. Nedir? Eğitim. Nedir? Ahlaki yapı. Nedir? Devlete bağlılık. Nedir? Siyasal iktidara bakış açısı. Şimdi bunlar vergi ödemeyi etkileyen faktörler. Bir de şöyle bir şey var. Bunu bir eleştiri olarak da kabul edebilirsiniz. Vergi oranları arttıkça vergi gelirimiz artmıyor. Tam tersi düşmeye başlıyor. O yüzden biraz oranları düşürüp denetimi arttırmak lazım. Doğru vergiyi yani daha fazla vergiyi toplamak için. Ama bu vergiyle ilgili şunu da bir söyleme gereği duyuyorum. Açık söyleyeyim. Dolaylı vergiler çok yüksek. Bunu bütün herkes, bütün üstadlar, uzmanlar, herkes söylüyor. Ben bunu söylemeyeceğim. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Buraya gelirken şöyle bir not aldım. 2019'un 10. ayına kadar 266 milyar gelir elde etmişiz. Bunun %43,55'ini İstanbul ödemiş. Kocaeli ne kadarını ödemiş? 33,1 milyarını ödemiş. Yani %12,55. İkisini topladığınızda %56 yapıyor. Bakın size şunu söyleyeyim. İstanbul'da bir deprem konuşuluyor. Ve kentsel dönüşüm eğer olmaz ise Türkiye biter. Yani şunu demek istiyorum, vergi gelirinin %56'sını toplayan bir ile bir büyük kente, büyük şehire kentsel dönüşümün yaptırılmaması ya da bekletilmesi aslında çok büyük bir zahiyat olur. O zaman ne ülkeyi bölmek için terör örgütlerine ne de ekonomiyi bitirmek için Başkan Trump'ın tweetlerine gerek kalır. Aynen öyle. O kadar da vahim bir sonuç kesinlikle bizleri bekliyor olacak. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Şöyle söyleyeyim. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Hepimiz hani kaba tabirle herkesin kullandığı bir cümle ama tekrar edeceğim. Aynı gemideyiz. Anayasamızın ilgili maddesi 70 herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Herkes gücüne göre kamu giderlerine katılmak zorunda der. Yani dolayısıyla herkes vergi ödemek zorunda. Ama bizde biraz önce söylediğim gibi böyle bir sanki çok affedersiniz vergi ödemek salaklıkmış gibi bir şey yaratılıyor. Dolayısıyla ben televizyonlarda, okullarda vergi bilincinin artırılmasını öneriyorum ve yapılması gerekiyor. Hı hı. Çünkü biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi eskiden insanlar cebine para girecek diye vergi iadesi için fiş toplardı. Evet. Şimdi toplamıyor. Neden? Çünkü bodruya direkt yansıtılıyor. Asgari geçim indirimi adı altında. Oysa şunu bilmiyor. Yani almadığı her fiş aslında geleceğini ipotek altına alıyor. Kendi kendimize zarar veriyoruz aynen aslında. Aynen hatırlıyorum öyle. Eskiden toplardık her şekilde. Yazardım da ben bir güzel öyle. Kesinlikle. Ne güzel zamanlardı aslında. Evet. Ya, yani biraz belki hani meslektaşlarımıza da ya da çalışanlar angarya gibi geliyordu belki ama bence evet, olması gereken bir şeydi yani. Doğru. Daha çok sanki o zaman sahipleniyorduk. Tabii kesinlikle. Şimdi bir şeyler kolaylaştıkça pek de sahip çıkmamaya aynen başladık nedense. Evet. Çok teşekkür ediyorum rica sizlere, ediyorum. Bizi bilgilendirdiniz. Nice güzel, her daim de başarınızın devamını sağ diliyoruz. Olun. Teşekkür çok sağ ediyorum, olun. Teşekkürler. Sağ değerli olun. Konuğumuz efendim, serbest muhasebeci aynı zamanda da mali müşaviri Mustafa Durak bugün İşi Bilen programımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle, hoşça kalın.